siyasette bizi ilgilendirebilecek tarafta neler öne çıkabilir? Her pazartesi sabahı olduğu üzere Ciner Medya Grubu Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Ali Çınar bizimle birlikte. Ali merhaba diyelim sana ve hemen soralım, bu hafta neleri takip edeceğiz Amerika'dan? Zeynep, günaydın. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Beyaz Saray'ın Başkan Biden'ın programıyla başlayalım. En önemli bu haftaki programı ABD Afrika zirvesine ev sahipliği yapacak çarşamba günü ve Afrika'dan önemli devlet liderleriyle beraber birçok iş dünyasından da şirket CEO'sunu Beyaz Saray'da ağırlaması bekleniyor. Aynı şekilde yine Perşembe günü Afrika Birliği Ajandası 2063 programında Başkan Biden konuşma yapacak. Yani iki günlük yoğun ABD ve Afrika arasındaki ilişkilerin ticari, ekonomi, diplomasi anlamında gelişmesi için yoğun bir mesai harcayacağı bekleniyor. Tabii gözler Fed'in 13 ve 14 Aralık'taki Aralık toplantısında beklenti, yapılan tüm anketlerde 50 baz puan faiz artışının olacağı yönünde ve Fed Başkanı Powell da çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.30'da basın toplantısıyla detayları verecek. Aynı şekilde salı günü geçen ayın enflasyon verisi açıklanacak. Bu da önemli. Yani Fed'in Aralık ayındaki ilk günkü toplantısında aynı günde biz enflasyon verisini öğreneceğiz. Bu da aslında Fed için çok önemli bir kriter olduğunu belirtebiliriz. Fed Başkanı Powell net şekilde enflasyon verilerini dikkatlice takip ediyoruz. Hedefimiz %2'lik hedefe ulaşmıştır dediğini hatırlatmakta fayda var. Amerikan Kongresi'nde yoğun bir gündem var. 858 milyar dolarlık ulusal savunma bütçesi için görüşmeler devam ediyor. Temsilciler Meclisi'nde geçen hafta 350 evet, 80 hayırla geçmişti. Bu hafta Senato'da görüşülecek ve Senato'da oylanması bekleniyor ama bir pürüzün çıkması beklenmiyor. Aynı şekilde Senato'da Amerikacılık Banka Komitesi'nde sermaye piyasalarının farklı girişimcilere ve yatırımcılara nasıl hizmet ettiğiyle ilgili bir açık oturum olacak. Yine aynı komitede çarşamba günü kripto çöküşü adlı bir panel olacak. Hatırlanacağı üzere FTX'in iflasıyla beraber büyük bir yankı yaratmış ve kripto piyasasında geleceği sorgulanmıştı. Amerikan Kongresi'nden de kripto şirketleri ve yeni yasalarla sıkılaştırılması ve gözetlenmesi konusunda bir baskı olduğunu biliyoruz. Washington gündemince ayrıca salı günü Amerikan Exim Bank'ın fuarı ve konferansı var. Birçok Türk girişimi ve iş adamının da bu konferansa katılması bekleniyor. Bunun önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ve dış politika, Ukrayna, Hazine Bakanı Yellen'in dün akşam yaptığı açıklamada Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğiz dedi. Biden yönetiminin kongreden 37 milyar dolarlık yeni bir paket talebi olduğunu belirtebiliriz. Ve dün akşam da Başkan Biden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmüştü. Her konuda desteğe devam edeceğiz açıklamasında bulunmuştu. Aynı şekilde Washington DC'de Çin'deki pandemiyle beraber kısıtlamalar, kapanmaların yumuşatılmasıyla ilgili takip de devam ediyor. Ve bununla beraber de Çin'le mücadelede çip üretim merkezlerinin artmaya başladığını biliyoruz. Geçen hafta Başkan Biden Arizona'da bir açılışa katılmıştı. Yani çip konusunda da ABD'de iç gündemde bu da önemli olduğunu belirtebiliriz. Ve İran konusu, İran'daki son olaylarda Beyaz Saray'ın gündeminde. Türkiye ile ilgili şunu da belirtmekte fayda var. Ukrayna ve Rusya savaşı ile ilgili şu anda Boğaz'daki 20'ye yakın tankerin bekletilmesi de Biden yönetiminin radarında olduğunu belirtebiliriz. Tankerlerin serbest kalarak Boğaz'dan geçmesi isteniyor Biden yönetiminden ve tavan fiyat uygulandığı için Avrupa'dan bu konuda Türkiye hassas ve sigorta belgelerini istiyordu ve Biden yönetimiyle Türk yetkililer arasındaki sıcak temasta bu konuda devam ettiğini belirtebiliriz Zeynep.
Yener Medya Grubu Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Ali Çınar, çok teşekkür ederiz bu yoğun ajandayı bizimle paylaştığın için. Biz de şimdi rakamlar cephesinden devam edelim. Tüm bu gelişmeler ışığında yeni günde biz piyasalarda rakamları değerlendirirken spot altında 1787 dolar 77